Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca. KPSS öğrencilerinden o kadar çok mesaj geliyor ki. Yani hocam video, hocam video, hocam bizi unutmayın, hocam bizi unutmayın. İşte güzel bir sağlam bir tekrar videosuyla soru çözümüne karşınızdayım arkadaşlar. Haberiniz olsun bu arada. KPSS diyoruz da yani şimdi KPSS gibi bir kullanım beklemeyin lütfen. Son sesi nasıl okuduğunuz önemli. Yani QPSS de desen olur, KPSS de desen de olur. O önemli değil. Önemli olan yazımda son sesi nasıl okuduğunuzdur. ya yani büyük harfi kısaltmalarda son ses önemli biliyorsunuz. Mesela YKS de desen olur. YKS de desen olur. Sonu S ile bitiyor çünkü. Ama TDK ile TDK arasında fark var. Çünkü gelen ek değişiyor. TDK dersen TDK'de. K dersen TDK'da. İşte orada doğruyu söylemek lazım. Evet. K sesi var Türkçe'de. TDK'de demek. Doğru söylem doğru yazım. Neyse. Dönelim dersimiz hocam. Şimdi kanalda KPSS Türkçe kampı var biliyorsunuz. KPSS Türkçe Rüştü Hoca falan filan yazdığınız zaman o kampı görebilirsiniz. KPSS Türkçe kampı baştan sona izlenebilir. Ama onun dışında bütün videoları gözünüz kapalı izleyin arkadaşlar. Gözünüz kapalı izleyin hep. İzleyin. Ya bir şekilde hepsi size uygun. Hiç sıkıntınız olmasın. Ya illa bir yerde KPSS yazmasın beklemeyin. Hepsinde konu aynı zaten. Öge sizde de aynı, yazım sizde de aynı, noktalama, KPSS de aynı. Hepsi aynı. İçiniz rahat olsun. Kanaldaki herhangi bir videoyu açıp çok rahat izleyebilirsiniz. Naçizane tavsiyem. 100 örnek serisidir arkadaşlar. 100 örnek serisi. Rüştü Hoca 100 örnek falan filan kanalda yazın lütfen. Son 4-5 yıldır yaptığım yani çarpı 4-5 diye düşündüğümüzde 400-500 örnek sayıları bu. 100 örnek serisini mutlaka izleyin. Orada sözcükle yapı 100 örnek deyip tam 100 tane örnekle sözcükle yapı işliyoruz, konuşuyoruz. İşte Ses bilgisi 100 örnek deyip tam 100 tane sözcük üzerinden ses bilgisini inceliyoruz. Bu inanılmaz bir seri arkadaşlar. Direkt full çektirir. İçiniz rahat olsun. E o zaman çok uzattık hocam girişi. Hadi başlayalım isterseniz soru çözümüne. Evet işte sorumuz ekranda bir ses olayı sorusu hangi ses olayı yoktur diyor. Şimdi sınavda şöyle çözmelisiniz arkadaşlar onu söyleyeyim hemen mesela. Şimdi ben bütün şıkları açıklayacağım size zaten o yüzden herhangi bir sıra gütmeden tek tek Adana, Bursa, Ceyhan hepsini açıklayarak gideceğim. Fakat sen sınavda şunu yapmalısın şıklara hızlı bir şekilde baktın. Ünlü düşmesi, ünsüz benzi düşmesi, ünlü daralması, ünsüz düşmesi, kaynaştırma ünsü. Burada ünlü daralması ve ünsüz düşmesinin... Görülmesi daha kolay örneklere sınırlı çünkü sınavda şıkları hızlı bir şekilde tarayıp örneği az olan Bulunması kolay olan ses olaylarıyla başlarsanız çok daha hızlı çözersiniz. Diyelim ki ünsüz düşmesine başladınız, buldunuz. Saniyesinde elersiniz. Bulamadınız mı? Saniyesinde cevaba gidersiniz. Lütfen bunu unutmayın. Yani buradaki şık sıralamasını takip etmeyin sınavda arkadaşlar. Böyle bir soruda ses bilgi sorusunda. Çünkü çok akıllıca hazırlanıyor bu sorular. Şıklar arasında çok güzel bir ilişki var. İçiniz rahat olsun Dedim unutmayın. Örneği az olan sizin daha hızlı bulduğunuz ses olaylarına yüklenirseniz Müthiş olur. Ünsüz düşmesi bunlardan bir tanesi. Ünsüz türemesi bunlardan bir tanesi. Ünlü türemesi bunlardan bir tanesi. Ünlü danalması bu 3-4 tanesi direkt olarak bakılması gerekenler. Ama ben size zaten bütün şıkları açıklayacağım için hadi başlayalım hepsine bakalım. Anlattıklarını derken TT'yi gördük. 2 tane T. Bakın dikkat. Eğer fıstıkçı şahapla biten fıstıkçı şahap bir sözcük bunlardan biriyle bitiyorsa sonrasında gelen ek, ç, t ya da k'den biri ise mesela Anlattıkları derken anlatmak T ile bitmiş. Harika. Anlattıkları sonra T ile başlayan bir ek gelmiş. O zaman buna ünsüz benzeşmesi. Ünsüz sertleşmesi diğer adıyla ünsüz uyumu diyoruz. Yalnız uyuyorsun. Vallahi uyuyorsun bir canlan ya. Hadi bir canlan hocam. Şimdi çok önemli bu vurgu. 3 tane adı var. Bakın ünsüz benzeşmesi birinci at. ikinci at. Ünsüz sertleşmesi. Üçüncüsü ünsüz uyumu. Bunların tamamı ünsüz benzeşmesi için geçerli. Kafese de affetmezler sorarlar. Fıstıklı şahapla biten bir kelime. Aldığı ek CTK ile başlıyorsa tamamdır. Benzeşme kesinlikle var. Daha birçok yerde var mıdır? 10 tane vardır burada rahat ol. Ama bulduk ve geçtik. Anlattıklarını anlattıkları nı derken oradaki n'nin nesi kaynaştırma ünsüzüdür. Şimdi kaynaştırma ünsüzü iki ünlü arasına geleceği gibi bir ünlü bir ünsüz arasına da gelebilir. Ona lütfen takılma. Ama kaynaştırma ünsüzünün olma ihtimali çok düşük. Yani kaynaştırma ünsüzü olmadan konuşmak da zor zaten. O yüzden direkt olarak elinmesi gereken şıklardan en son bakılması gereken seçenekleri unutmayın. Dinledim ama uygulamaya geçince mesela buradaki y de kaynaştırmadır. Ama şimdi tek tek hepsini göstermeye gerek yok. Şıkları görelim ve geçelim. Geçince ilk aşamada çok zorlandım. Aslında aslında asıl asıl burada bir ünlü düşmesi var. Harika bir örnek. Lütfen cepte kalsın. Görüp görebileceğiniz en kaliteli örneklerden bir tanesi. Lütfen unutma. E devam edelim. Anlaşılması net şeyler olsa da ilginizi çeken bir konu değilse onu anlamak kolay olmuyor. Unutmayınız. Bakın şunu lütfen bir köşeye yazın. Bu videonun odak noktası olsun. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Bakın dikkat. Olumsuzluk eklerinin tamamı bir sözcüğün içerisinde yer alan bütün mımıyı mumuyular diyelim hatta daralma örneğidir. Tekrar ediyorum bir sözcüğün içinde yer alan mımıyı mumuyuların tamamı daralma örneğidir. Hocam içinde yer alan derken neyi kastediyorsunuz? Hani geldin mi, gittin mi, sordu mu gibi mımıyı -mım soru edatı var ya ayrı yazılan. Onun dışında yeryüzünde kullanılan bütün mımıyı mumuyular nedir? ünlü daralmasıdır. İstisnası yoktur. Gelmiyor, yapmıyor, sarmıyor, sevmiyor, sormuyor. Hepsi istisnasız olmuyor diyor ya. Şuradaki mumi aslında mame olmuyor. -ma Olumsuzluk eki daralabilir arkadaşlar. Ünlü daralmasının bence en kaliteli örneği bakın Denizli. Şimdi sınavda olsaydık ünsüz düşmesine bakacaktık değil mi ilk olarak? Ünlü daralmasına bakacaktık. Bu ikisi hareket etseydik soru 10 saniye falan. Aman dikkat haberiniz olsun. Bu arada tıbbi kelimesi dikkatimizi çekiyor. Tıp sözcüğüne ı gelecek tıbbi olacak. Yani burada B hem yumuşama örneğidir ünsüz yumuşaması. Şuradaki B ise ünsüz türemesidir. Aman dikkat arkadaşlar. Bekliyorken demiş beklemekten bir daralma örneğimiz orada göze çarpıyor. Daha onlarca şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama unutmayın gelmiyor gitmiyor sormuyor sarmıyor. Mı 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 görür görmez daralma işaretleyin. Hiç istisnası yok içiniz rahat olsun. Hadi başka bir soruya geçelim şimdi de. Evet arkadaşlar geldik sözcükle yapı sorusuna, iyilik eki sorusuna. İyilik eki olmadan olmaz arkadaşlar. Çok iyi bilmemiz lazım. Belirtme haleki ile karışır. I, i, u, ü ile iyilik eki. Yani biraz sıkıntılı bir ek olsa da gelin taktiğini mantığını görelim. Şimdi bir sözcüğün başına arkadaşlar. Benim senin onun, bizim sizin onların gelmiyorsa orada iyilik eki yoktur. Bitti. Tekrar ediyorum bir sözcüğün başına. Benim senin onun, bizim sizin onların gelmiyor ise orada iyilik eki olamaz. İmkansız öyle bir örnek yok. Mesela aklınıza sizin aklınız. Ha tamamdır burada iyilik eki var bitti. Çalışmalarınız sizin çalışmalarınız. İyilik eki var bitti. Akışı ne diyor unutmalar. Anlık unutmalar tüm akışı bozabilir. Onun akışı bozabilir. Hayır. Onun akışını derdik değil mi? Başına onun gelmiyor. E benim senin zaten gelmez. Bizim sınıf onları, onları denemiyoruz bile. Onun gelmiyor. O zaman bu ı, I, i, u, ü buradaki akıştan akışı belirtme halekidir. ekidir. İyelik eki değildir. Zihni. Dinleyicilerin zihni. Ha dinleyicilerin onun zihni. Onların zihni. Başına onun onların gelebiliyor. O zaman burada da iyilik eki var. Umdukları. Onların umdukları. Ha burada da iyilik eki var. Larileri. E o zaman tamamdır hocam. 3 numara benim doğru cevabım. Burada iyilik eki yoktur. İçin çok rahat olsun. Bomba gibi gidiyoruz. Çok lazım taraflarına vurgu yapa yapa gidiyoruz. Bu soru çözümü baya baya net artıracak. E o zaman hadi bir soru daha çözelim. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya Yine bir yapı sorusu Sözcükle yapı tehlike yaratabilir Fark atacağınız konudur bu arada sözcükle yapı Gerçekten çoğu öğrenci zorlandığı bir konudur Hemen bakalım hangisi yapısı bakımından farklı diyor Yani bir sözcüğün yapısı sorulduğunda Babitü'ye bakacağız Basit birleşik türemiş Babitü basit mi birleşik mi türemiş mi diye bakmalısınız Hadi başlayalım Gidiyorum ifadesi gitmek kelime kökü Yor ve im, im şimdiki zaman ve şahıs eki var Yani fiilden isim yaptık Fiilden bilmem ne yaptık demiyoruz E doğal olarak yapım eki yok demek ki. Burada bir sürü ek var ama yapım eki yok. Yapım eki yoksa bu sözcük basit sözcüktür. Bitti. Meslektir diyor mesela. Meslek kelime kökü. Dırdır ekeyle. Şimdi fiilden isim yapmış, isimden bilmem ne diyemiyoruz. Doğal olarak bu da basit sözcüktür. Sadece çekim eki aldığı için. Ne diyor? İşim var demez, dersim var der. Ders, dersim, benim dersim. Ha tamamdır, iyilik eki var. Herhangi bir yapım eki yok. Basit sözcük. Devam, patrona. Patron kelime kökü, a, e, yönelme haleki. Patrona, kime? Patrona. Tamamdır hocam. E o zaman e bu da basit. Yapım eki almamış ama görünmeye derken kelime kökü zaten görmek. Görmekten görünmek. Fiilden fiil yapan yapım eki bu. Sonrasında mame. Görünmeye. Ha fiilden isim. isim fiil eki bu. Yani yapım ekleri havada uçmuş. Sonrasında kaynaştırma ve yönelme aleki. Çok önemli değil. Görmekten görünmek. Bir tane yapım eki varsa biz bu sözcüğü nasıl adlandırıyoruz? Türemiş sözcük olarak adlandırıyoruz. Doğru cevap kesinlikle. Edirne olacak. Güzel soru, sağlam soru. Bunlar cebinize lütfen kalsın. Yalnız soruların çözümüne dikkat edin. Ya bu adam bu soruyu nasıl çözüyor kardeşim? Biz bu soru çözümünden ne kazanabiliriz? Bakış açısıyla gitmekte fayda var. Çünkü zaten çözebilirsiniz, yapabilirsiniz. Hiç kasmayın. Bunları zaten biliyorsunuz. Hadi devam edelim. Evet geldik arkadaşlar beklenen sorulardan bir tanesine bir tamlamanın herhangi bir öge olma durumu lütfen bunu hazır olun arkadaşlar gelme ihtimali bu sene çok yüksek hangisinde diyor belirtili isim tamlaması eyvallah özne görevindedir diyor oba şimdi ben hızlı bir şekilde bakacağım tamlamayı bulacağım cümleye seri bir şekilde yükleme seri bir şekilde soru sorup özne mi değil mi onu göreceğim emek harcayıp da bir şeyler üretmenin zevkini herkes yaşamalı yaşamalı kim herkes isim tamlaması değil çat bunu eledim Mesleğini severek yapan bir insanın of dediğini duymazsınız. Duymazsınız kim? Siz duymazsınız. Kim? Siz. Tamam gizli özne var. Geç bunu. Bununla hiç işimiz yok zaten. Devam. Hayatta mutlu olmak istiyorsanız hemen etrafınızdaki fesat kişileri eleyin. Eleyin. Kim elesin? Siz eleyin. Gizli özne. Bakın yine özlemiz tamlama değil. Devam. Menekşenin açılışı orada bekleyenlerin düşündüğü şeydi. Düşündüğü şey de neymiş orada bekleyenlerin düşündüğü şey? Menekşenin açılışı. Ha bu özde. Düşünülen şey bu. Tamam hocam eyvallah güzel harika. Eh Menekşenin açılışı isim tamlaması ın in var ı i var kapının kolu örneğini bekleme artık dikkat o öldü o örnek öldü kapılar kollar yok hocam artık onunla uğraşmıyoruz menekşenin açılışı tamlayan eki ve tamlanan eki barındırıyor doğal olarak bir belirtili isim tamlamasıdır unutma lütfen uyuma lütfen menekşenin derken o nın nin tamlayan eki diyoruz ya aynı zamanda ilgi ekidir nın nin hem tamlayan hem de ilgi eki olarak geçer açılışı derken şu ı i'ye tamlanan diyoruz ya tamlanan eki aynı zamanda iyelik ekidir. Yeryüzündeki bütün tamlanan ekleri iyelik ekidir. Yani ı, I, i, u, ü, s, 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 s'den bahsediyorum. Tamlananı buldun mu iyelik eki de vardır. Bunu unutma. Tamlayan ekini buldun mu orada mutlaka ilgi eki vardır. Hiç istisnası yoktur. Kapının kolu. Aa, güzel. Örneğini kafandan sildiğin an başarı seninle olacaktır. Olacak. Seninle olacak olan ne? Başarı. Özlemiz bu. Doğal olarak burada isim tamması var. Ama özne görevinde değil. Aman dikkat. Bizden isim tammasını bul. Belirtili isim tamlasını hatta. Özne görevinde olsun diyor. Doğru cevap. Denizli olacak. Gayet yerinde bir soru. Güzel bir soru. Uyanmakta. Uyanık olmakta fayda var. Haydi. Bir soru daha gelsin hocam. Evet geldik bir diğer soruya sağlam soru sağlamdan yani kastımız gelme ihtimali en yüksek sorulardan bir tanesi arkadaşlar en yüksek bu arada en yüksek sorulardan bir tanesi nedir hocam o tabii ki fiilimsi sorusu burada isim fiile şey yapacağız yükleneceğiz ama isim fiil sorulabilir sıfat fiil isim fiil zarf fiil diye şöyle siz olarak bir akrostişe aktaralım sıfat filmin sorulma ihtimali de çok yüksek lütfen unutmayın arkadaşlar hangisinde isim fiil yoktur isim fiilden kastımız mayışmak mame ış iş ve makmek gayet basit arkadaşlar hiç kasmayınız olumsuzluk ekiyle karışmadığı müddetçe mahmeler problem değil hadi başlayalım insanlar hazırlıklarını birbirlerinden saklama konusunda çok iyidirler saklama konusunda bu saklama etme gitme demiyor onu sakın oraya saklama dese olumsuzluk eki diyeceğiz öyle olmadığına göre isim fiil eki değil mi Türkçede iki tane mamey var ya isim fiil eki ya olumsuzluk e o zaman devam burada var Kimisi sınava hazırlanır nasıl çalıştığını saklar. Kimisi düğüne hazırlanır nasıl hazırlandığını söyleme düşüncesinde olmaz. Söyleme, yapma, etme demiyor olumsuzluk eki değil isim fiil eki. En çok dikkatini, dikkat çekeni sınav hazırlık sürecindeki saklayıştır bence. Saklayış, ış iş, saklayışmak olmuyor. Üzerine makmek gelmiyor. Demek ki isim fiil eki bu. Tamam iş, işin taktiği de bu. Devam. Mesela günlük 8-10 saat civarı çalışmak, makmek. Makmekleri görür görmez yapıştırın zaten hiç sıkıntı değil. Devam. Devam ettim o 5 numarayla devam ediyorum. Dikkat. Hatta bu saat aralığının sahibi olan öğrenci hiç çalışmadığını. Dikkat. Çalışmadığını. Mame. Olumsuzluk eki bu. Çalışma yapma diyor. Bak dikkat. Çalışmamak. Olumsuzluk eki bu. Çalışmadığını. Sınava bu sene hiç çalışmayacağını söyler durur diyor. Mame yine çalışmayacağı, etmeyeceği, yapmayacağı eylemi gerçekleştirmeyeceği anlamına geldiği için bariz bir olumsuzluk ekidir. Aman dikkat. E doğal olarak 5 numarada herhangi bir isim fiili yoktur. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Fiilimsilere lütfen hazır olun. Fiilimsiler lütfen yüklenin garanti sorularımızdan bir tanesidir. E o zaman hadi devam edelim başka bir soruyla. Evet arkadaşlar geldik yazım kuralları sorusuna. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Lütfen dikkat. Şimdi burada Var olma kelimesini bir başlayalım, adım adım gidelim. Çok önemli vurgular var. Var olma ayrı, tamam. Ama var oluş deseydim, var oluş mücadelesi, var oluş bitişik arkadaşlar. Yani var olma ayrı, doğru. Var oluş bitişik, doğru. Aman dikkat, var oluş deseydi, bu bir var oluş mücadelesi, bitişik yazılıyordu. Çok ilginç bir kullanım. İkisi de doğru. Devam ediyorum. İşbirliği, bakın işbirliği ayrı, doğru. Aynı zamanda iş bölümü ayrı, iş bölümü yapmak falan ayrı. İş yeri ayrı. Çok iyi kelimeler bunlar. Fakat iş veren bilerek böyle iyice şeyle ve iyi birleştirdim hocam. İş veren bitişik. Aman dikkat çok önemli vurgudur. Hayati vurgudur. Cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. Çok değerli. Gerçekten şu bak 5-6 kelimeyi aldık ya kapat git videoyu kapat hocam. Çok önemli burası bitti yani. Çetin ceviz ayrı. Yazım yanlışımız bu. Hani kişilik özelliği olarak dışarıdaki herhangi bir nesneyi kullanmak, çetin ceviz, işte eski toprak, demir yumruk falan bunlar hep ayrı yazılıyor biliyorsunuz. Cebinizde kalsın. Bir takım olaylar, bakın bir takım ifadesi eğer bazı anlamındaysa bitişik yazılıyor. Bazı olaylar diyebiliyor muyum? Evet o zaman bitişik. Bir takım olaylar. Ama şöyle olsaydı bir takım kalem, e tabii ki bir takım kalem. Kaç takım? Bir takım. Orada artık yerine 2'yi 3'ü koyabiliyorsun. Hani sayı olarak kullanıldığından orada ayrı yazılır. Bir takım kalem dersen. Ama bir takım olaylar bazı olaylar bitişik yazılır. Batının derken e tabii ki batı, doğu. Yani yön belirtmediği müddetçe büyük harfle başlar. Yön belirtirse de yer adından önce ise büyük başlar. Yani batı Anadolu dersek batının B'si büyüktür. Anadolu'nun batısı dersen B küçüktür. Yer adından önce ise yön belirten ifadeler büyük, yer adından sonra ise küçük yazılır. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Fakat bunların dışında batı, doğu gibi ifadeler eğer yön anlamından çıkarsa mesela burada olduğu gibi batının bu konuda da bir şeyler yapması gerekir. Bulunduğumuz yerin batısını kastetmiyor. Batı dünyası, batı düşüncesi falan onu kastediyor. Doğal olarak yön anlamından çıkmış yani batının B'si burada büyük yazılmalı. Gelen ek ayrılmalı. Tabii ki cümle başı olmasına takılmayın. Yani cümlenin ortasında da olsa aynen böyle yazılmalıydı. Haberiniz olsun. E o zaman çok iyi bir yazım sorusu çözdük bence. Efsane sorulardan bir tanesiydi. Bakarsınız buradan herhangi bir sözcük sorulur. Cebinizde kalsın lütfen. Evet geldik noktalama sorusuna parantezde belirten yeri doldur diyor. Bakın sınav hazırlanırken bol soru çözmeyi bol kaynak taramayı gerektirir. Ya yani şimdi bol soru çözmeyi bol kaynak taramayı yani çözmeyi taramayı bir şeylere sıralıyor. Eylemsizler sıralanmış. Buraya virgül koyacağım kesin. Şimdi ben eğer buraya da virgül koyarsam ya yani şu görüntüyü yakalarsam. Üçü de aynı şey gibi olur. Yanlış olur. Yani sınav, çözmeyi, taramayı. Üçü aynı şey değil. Sınav burada öznedir doğal olarak özneyi belirgin kılmak, diğer ögelerden ayırmak için buraya noktalı virgül koymam şart. Lütfen cepte kalsın. Tamam çok noktalı virgüle benzemedi. Lanet bir görüntü oldu ama olsun noktalı virgül. Tamam gerektirir. Nokta eyvallah. Bunu yapabilenler tamam virgül elbette başarıyı yakalarlar. Buradaki odak noktamız bu sorudaki odak noktamız noktalı virgülü tahmin edebilmeniz. Ama dikkat noktalı virgülle başladık. Virgül nokta dedik hemen gördük Ceyhan'da. Sonra virgül noktayla doğru cevaba gittik. Sizden ricam arkadaşlar bir şeyleri Sıraladı 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 özneyi belirgin kılmak için Orada noktalı virgül şart amman dikkat cebinizde kalsın Neye çalışmalıyız arkadaşlar Yine bu seneki sınav için virgül odaklı bir çalışma yapmanız Sınavdaki soru %100 çözdürür Virgülü çok iyi bilmelisiniz yanlış kullanımı Sorum ihtimali yine her sene olduğu gibi Çok yüksek olan başlıklardan bir tanesidir Haberiniz olsun e o zaman Hadi bir soru daha çözelim Evet geldik arkadaşlar öge sorusuna bu da son sorumuz olsun şöyle tadında bırakalım yerinde bırakalım bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışını soruyor şimdi bilerek böyle bir soru seçtim çünkü ögelerle ilgili bazı noktalara değinmem lazım şimdi lütfen dikkat öge bulurken önce yüklem bulunur biliyorsunuz tamam hocam önce yüklem sonra özne sonra sonrası yok çünkü yüklem ve özne olmak zorunda ama diğer ögeler olmayabilir. Cümle sadece yüklem ve özneden oluşabilir. Doğal olarak nesne ve tümleç gibi bir sıra, iz sıra izlemenin bir manası yoktur. Şimdi yüklem mi başlayacağız, yüklem bulacağız. Yüklem bulmak en tehlikeli hareketlerden bir tanesi. Öge bulmada en azından tamamdır hocam yüklem sıkıntıdır. Fakat taktik tekniği şudur. Şimdi önce yükleme parça parça gidilir. Mesela olmak Güzel, harika bir yüklem. Bir önce bakın yardımcı mı Ha diyorsun ki yardımcı olmak yardımcı eylemdir. Yani etmek olmak, kılmak eylemek. Tamam. Son bir önceye bakıyorsun. Ölçüde yardımcı olmak. Lan isim tanmaması değil, sıfat tanmaması değil, deyim değil. kalıp bir ifade değil, atasözü vesaire devam hiçbir şey yok yani. Doğal olarak ben buradan ne yaptım? Ops. Kestim. Şimdi parça parça gidiyorsunuz. Tamlama devam ettiği müddetçe sürdürmelisiniz yüklem bulmayı. Yüklem bulduktan sonra soruları yükleme sorarak, sadece yükleme sorarak ilerleyeceğiz. Yani birinci adım mutlaka yüklem bulmak ve soruları ona sormak. İkinci adım mutlaka özne. Neden hocam? Direkt yüklem bulduktan sonra dolar tümeci bulsam, nesneyi bulsam. Yüklemden sonra özne bulmalısınız. Çünkü özne kim ve ne sorularının cevabıdır biliyorsunuz. Belirtisiz nesne de aynı soruların cevabı. Doğal olarak belirtisiz nesneyle özneyi karıştırma ihtimaliniz var. Doğal olarak Önce yüklem sonra özne bulunmalı Gelin size hayati bir şey hatırlatayım arkadaşlar Eğer öge bulurken kimin ya da neyin diye soruyorsanız Yani bu soruyu sormuşsanız silip baştan almak zorundasınız Yanlış yaptınız demektir Yani hocam bir tamlamayı kesinlikle böldünüz demektir Hata yapıyorsunuz demektir kısacası Kimin ya da neyin gibi bir öge sorusu yok arkadaşlar Bu iki soru yok Bu iki soruyu sorduğunuz an silip lütfen başa dönün daha pratik bir şey bulmak isteyenler ya yani daha pratik hocam bunu aktarsanız kimin veya neyini sorduğunuz an tamlama bölünmüş demektir. <laughs> yani bir isim tamlamasını böldünüz demektir. Hemen o tamlamayı bulup ops birleştirmelisiniz. Kısacası yanlış yoldasınız demektir. Bu iki sorunun cevabı yok hiçbir bölgede. E o zaman başlayalım. Yardımcı olur. Erken teşhis sonrası yapılan bu tetkikler, tahliller, uygulamalar hastanın sağlığına kavuşmasına. Önemli ölçüde yardımcı olur. Vesaire vesaire vesaireler. Ha bu bizim özlemiz. Özneyle başladı hocam. Şu ikisini zaten garanti eledik Cevap olma ihtimalleri yok. Çünkü zarf tümleciyle başlasaydı doğru cevap direkt bursa olacaktı. Dolaylı tümleçle başlasaydı doğru cevap saniyesinde denizde olacaktı. Demek ki bunlarla başlama ihtimali yok. Hangisi daha çoksa onun cevap olma ihtimali yüksektir. Peki, hastanın sağlığına kavuşmasına neye yardımcı olur? Dolaylı tümleç bitti. Ne kadar yardımcı olur? Önemli ölçüde. Ne olur? Yardımcı olur. Tamamdır. Yüklem zaten yardımcı olmaktı. Peki hocam, ben size daha hayati bir şey söyleyeyim. Daha harika bir bilgi aktarayım. İzlediğimize değsin hocam. Etmek, olmak, kılmak, eylemek hocam. Ne zaman bütün alınır? Mesela bu akşam orada olurum desem. Orada olurum bu akşam orada olurum. Şimdi bunun yüklemini nasıl alacağız? Orada olmak mı? Olmak mı? Bakın arkadaşlar lütfen dikkat. Burada şey işte burada diyor. Burada çok önemli bir vurgu var. Orada olurum ifadesinin bütün mü almalıyız ayrı mı? Bunun taktiği şudur. Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Yani dört tane yardımcı eylemimiz var. Bunlar tek başına anlam taşıyorsa onu ayrı almak zorundasınız. Mesela bu akşam orada olurum. Olmak, bulunurum gelirim, varırım anlamında tek başına anlam taşıyor. Olurum. Yani orada oradayım merak etmeyin. Bulunurum. Mutlaka yanınızda yer alırım. Tek başına anlam taşıdığı için bunu ne yapmalısınız? Tek almalısınız. Ama yardımcı olur da. Yardımcı olur. Olur. Yani tek başına bir anlamı yok ki. Ne olur abi? Yardımcı olmak. Mesela hasta oldu. Oldu ne oldu abi? hasta olmak gibi. Bütün alınması gereken yer tek başına anlam ifade etmediği yerdir. Eğer orada olurum gibi tek başına etmek olmak kılmak eylemek bir anlam ifade ediyorsa onu bütün alamazsınız. Tek almalısınız. Etmek olmak kılmak yardımcı eylem gibi kabul etmemelisiniz. Aman dikkat hayati bilgiler vardı bu soru çözümünde. İnşallah devamında gelir bol bol soru çözümü gelecek ama sıfırdan paragraf kampımız 24 Haziran'da başlıyor arkadaşlar. Herkese hitap eden içinde paragraf geçen bütün sınavlara hitap eden yapay zeka destekli mükemmel bir kamp kitap kitap yanımda mı? Dur bakayım bir. Hemen göstereyim arkadaşlar sizlere diyeceğim ama bu yanımdaki kitap değil. Evet arkadaki kitap en azından şöyle baktığınızda arkamda göreceğiniz kitap. Evet burada kitap süper. Şu kitap arkadaşlar aman dikkat sıfırdan paragraf kampına kesinlikle katılın. 24'ünde başlayacak Temmuz'un ilk haftası gibi falan sınavınızdan önce bitecek. KPSS'den önce bitecek. İçiniz rahat olsun. Hatta şu kadar söyleyeyim. 1 Temmuz'da arkadaşlar 1 Temmuz'da 49 günde Türkçe kamp var. 49 gün kampımız var. Ona da katılın. Sınavınıza kadar dil bilgisinin de çok büyük bir kısmı o kampta bitmiş olacak. Ama yine de ama yine de bu kamplara kadar kanaldaki 100 örnek serilerin tamamını izleyin arkadaşlar. 100 örnek serilerine yüklenin. Baya baya işi bitirecek ya. Düşünsenize 100 tane örnek ya. Tek 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 bir konu. Sadece bir konu için 100 tane örnek şov yaptırır. İçiniz çok rahat olsun. En o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.